Merhaba arkadaşlar. Trigonometri 8 dersimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, sıradaki soruda DEF üçgeni verilmiş. X açısının karşısında 10, Y açısının karşısında 7 kenarı var. 7 birimlik bir kenar var. X eksi Y 90 derece ise kotanjant Y kaçtır? Şimdi burada sinüs teoremi kullanacağız. Kosinüs teoremi kullanacağız. Bakın hem açı hem karşısındaki kenar verilmiş. Yine y açısı ve y açısının karşısında kenar verilmiş. Bu sinüs teoreminde olan bir şey. Kosinüs teoreminde olan bir şey değil. Kosinüs teoreminde ya iki kenarı verdiyse arasındaki açıyı vermesi gerekiyordu. Bu soruda öyle bir şey yok. O zaman sinüs teoremine göre kenar bölü açı diyorduk. Kenar 10. Onu gören açı x, açının sinüsü sin x eşittir. Yine kenar 7. O kenarı gören açı y olduğu için sin y'ye eşit olacak arkadaşlar. Buradan kotanjant y'ye ulaşmamız için x açısının y açısına dönüştürmemiz gerekiyor. Onu da şu eşitlikten çok rahat dönüştürebiliriz. Bu eşitlikte y'yi sağ tarafa atarsak x neye eşit? 90 artı y'ye eşit. Her iki tarafı kosinüs alırsak arkadaşlar, pardon, kosinüse değil, sinüs alırsak, çünkü elimizde sinüs x var. Her tarafı sinüs alırsak sinüs x sinüs 90 artı y olur. 90 artı dediği için ikinci bölgeye geçecek. Sinüs ikinci bölgede artı olduğu için artı olacak. İsim değiştirecek. Kosinüs y'ye eşit olacak. Yani sin x neye eşit çıktı? Kosinüs y'ye. Sin x gördüğüm yere kos y yazarsam 10 bölü kos y eşittir 7 bölü sin y. Burada arkadaşlar kotanjant y'yi bulmamız için kosinüs y bölü sin y yapmamız lazım. Kosinüs y'ye 10k dersek sinüs y 7k olur. Kotanjant y kosinüs y bölü sin y'den 10k bölü 7k'dan 10 bölü 7 olur. 12. soruyla devam ediyoruz. Yine kirişler dörtgeni var ve bir çember var arkadaşlar. 30 derecenin verildiği üçgen ABD üçgeni, 45 derecenin verildiği üçgen BCD üçgeni. Sinüs teoremi aynı üçgen içerisindeki kenarlar ve açılar arasındaki bağıntıdır arkadaşlar. Yani farklı iki üçgende böyle bir bağıntı yoktur. Peki kirişler dörtgenini vermişler. Bunu kullanmamız gerekiyor. Şimdi kirişler dörtgeninin özelliği karşılıklı açıların birbirini 180'e tamamlaması. A açısı ile C açısının toplamı kesinlikle 180. Birbirini 180'e tamamlayan açıların sinüsleri eşittir. Yani sinüs A eşittir sinüs C'dir arkadaşlar. Bu A ve C aynı kenarı görüyor. O gördükleri kenara da Y diyelim. Hem soldaki üçgende hem sağdaki üçgende sinüs teoremlerini uygularsak Y bölü sin A eşittir 5 bölü sin 30 olur solundaki üçgende. Sağdaki üçgende yaparsak y bölü sin c eşittir x bölü sin 45 olur. Bakın y bölü sin a, y bölü sin c. Zaten paylar eşit. Paydalar da birbirine eşit. Çünkü sin a sin c'ye eşit. O halde 5 bölü sin 30 x bölü sin 45'e eşit olacak. Sin 30 1 bölü 2. Sin 45 1 bölü kök 2. Ters çevirip çarptığım zaman 10 x kök 2'ye eşit. Her tarafı kök 2'ye bölüyorum. 10 bölü kök 2 eşittir. X paydayı rasyonel yapıyorum. 10 kök 2 bölü 2'den x 5 kök 2'ye eşit oluyor. 13. sorudayız. Yine bir üçgen. CD kenarının 3 katı, BD kenarının 2 katına eşitmiş. O zaman CD'ye 2K dersek BD 3K olur. CD'ye 2K diyorum. BD 3K oluyor. 30 derece ve 45 derece verilmiş. Sin B bölü sin C. B açısının sinüsünün C açısının sinüsüne oranı soruluyor. Bakın yine 30 derece ve 45 derece farklı üçgenlerin açıları. Yine bu iki üçgenin ortak kenarı AD kenarı, o kenara Y diyerek soruyu çözmeye başlayalım. Hem üstteki hem alttaki üçgende sinüs teoremlerini uygulayalım. Kenar bölü açı yapıyorduk. 2K bölü sin 30 eşittir. Kenar Y, açı ise C. Sin C. Üstteki üçgende bu. Alttaki üçgende
3K bölü sin 45 eşittir Y bölü sinüs B. İçler dışlar çarpımı yapabiliriz. Y çarpı sin 30 2K çarpı sinüs C. Sin 31 bölü 2. Y bölü 2 eşittir 2K çarpı sinüs C. Diğer tarafa attığım zaman Y eşittir 4K çarpı sinüs C. Burada işlemleri yapacak olursak 3K çarpı sinüs B eşittir. Y çarpı sin 45 o da 1 bölü kök 2. Kök 2'yi diğer tarafa attığım zaman Y eşittir. 3 kök 2 K çarpı sinüs B. Bu ifade de Y'ye eşit. Bu ifade de Y'ye eşit. O halde bu ifadeleri birbirine eşit diyelim. Yani 4 K çarpı sinüs C 3 kök 2 K çarpı sinüs B. K'lar gidecek. 4 ile kök 2'yi sadeleştirebiliriz. 4'ü 2'ye bölüp kök 2 ile çarptığımızda kısaca 2'ye böldük. 2 kök 2 ile çarptık. 2 kök 2. Bu durumda arkadaşlar 2 kök 2 sin C 3 tane sinüs B'ye eşit. Sinüs C'ye 3 değerini verirsem sinüs B 2 kök 2 değerini alır. Sinüs B bölü sinüs C ise 2 kök 2 bölü 3 olur. Evet, sırada üçgenin alanı var. Üçgenin alanının birçok formülü var. Bunlardan birisi de sinüs formülü arkadaşlar. Sinüs formülü ile üçgenin alanı nasıl hesaplıyoruz? Eğer iki kenarı biliyorsak ve o iki kenar arasındaki açıyı biliyorsak, sinüsünü hesaplayabiliyorsak üçgenin alanını hesaplayabiliriz. A çarpı B iki kenarı çarpıyoruz. Aradaki açının sinüsünü çarpıyoruz ve sonra ikiye bölüyoruz. Yani taban çarpı yükseklik bölü ikiye benzetilebilir. Ekstradan sadece sinüs C ile yani açının sinüsüyle çarpıyoruz. Ve yine üçgenin alanının diğer bir formülü var. U çarpı R formülü. U çevrenin yarısına eşit. R ise işte çemberenin yarıçapına eşit. Bu formülü de eğer bize üçgenin alanını hesaplayabiliyorsak ve işte çemberin yarıçapı soruluyorsa o zaman kullanacağız. Sorulara geçelim. 14. soruda iki tane kenar verilmiş ve iki kenarın arasındaki açı verilmiş. Üçgenin alanı sorulmuş. İki kenarı çarpıyoruz. 7 çarpı 8. Aradaki açının sinüsüyle çarpıyoruz ve 1 bölü 2 ile çarpıyoruz veya 2'ye bölüyoruz. Sadeleştirdik 4. 7 çarpı 4 çarpı sin 30 da 1 bölü 2 eşit. 1 bölü 2 eşit. Sadeleştirdik. 7 çarpı 2'den 14. Gayet kolay. Evet, sıradaki şekil bir paralel kenar. Normalde sinüs teoremi üçgende olan bir teorem. Paralel kenarı köşegeni çektiğimiz zaman iki eşit üçgene bölmüş oluyoruz. Eğer ABD üçgenin alanı A ise BCD üçgenin alanı da A olacak. Yani üçgenin alanını da burada çok rahat hesaplayabiliriz. Kenarları biliyoruz. Aradaki açıyı biliyoruz. A neye eşit olacak? 4 çarpı 5 çarpı sinüs 60 çarpı 1 bölü 2. Sadeleştirelim. 5 kere 2 10. Sin 60 da kök 3 bölü 2. Sadeleştirdik 5. Yani A eşittir 5 kök 3. O zaman paralel kenarın alanı 2A'ya eşit olacağı için 10 kök 3. Yani eğer paralel kenarda alan soruluyorsa şunu yapabiliriz kısaca. Kenarları çarp, aradaki açının sinüsünü çarp. Bölü 2 falan yok. 16. soruda alan AEF, şurası A diyelim. Alan CDF'ye eşitmiş. Buraya da A diyelim. İse x kaçtır? Şimdi şu bölgeye de şuradaki dörtgenin alanına da B diyelim. Bakın mavi ile taradığım üçgenin alanına bakın. A artı B. Bir de kırmızıyla taradığım üçgenin alanına bakın. Burası da yine A artı B. Yani bu üçgenlerin alanları eşit. Ve dikkat ederseniz iki kenarı verilmiş. ABC'nin hemen yazalım eşitliği. Alan ABC eşittir alan BDE. Alan ABC'yi nasıl hesaplarım? Bir kenarı 5, diğer kenarı 4, aradaki açı da B. Bu B açısı diğer üçgenin de açısı olduğu için bu yöntemden çözebileceğiz. Alan ABC 5 çarpı 4 çarpı sinüs B çarpı 1 bölü 2'ye eşit. Alan BDE ise 2 çarpı 4 artı x çarpı sinüs B. Yine aradaki açı B olduğu için çarpı 1 bölü 2. Her iki tarafta ortak olan hem sinüs B'ler hem de 1 bölü 2'ler sadeleşir.
5 kere 4 20. 2 ile sadeleştirdiğimizde 10 eşittir 4 artı x. Yani x eşittir 6. Yani böyle bir şekil karşımıza geldiğinde şunu yapabiliriz. 5 çarpı 4, 2 çarpı 4 artı x diyebiliriz çok rahat. 17. soruyla devam ediyoruz. Üçgenin alanı soruluyor. Dikkat edersek AD kenarı 2 eşit parçaya bölmüş. Yani kenarortay. CE de kenarı 2 eşit parçaya bölmüş. O da kenarortay. G noktası kesim noktası bu iki kenarortayın. Dolayısıyla ağırlık merkezi. Ağırlık merkezinin özelliği kenara olan uzaklık köşeye olan uzaklığın yarısıdır. Yani GD 1 birimse AG 2 birimdir. Yine EG 2 birimse GC 4 birimdir. Ben burada bakın iki kenarı ve aradaki açıyı bildiğim için DGC üçgeninin alanını bulabilirim. Alan DGC neye eşit olur? 1 çarpı 4 çarpı sin 45 çarpı 1 bölü 2. Sin 45 kök 2 bölü 2. 2 çarpı 2 4 4'ü götürecek. Yani kök 2'ye eşit arkadaşlar. Bunu büyük üçgene nasıl taşıyacağız? Diğer kenarortayı da çekersem ben burada üçgeni 6 eşit parçaya bölmüş olurum. Yani alan itibariyle alan açısından baktığımızda 6 eşit alanlı üçgene bölünmüş olur. Ben bir tanesini buldum. A'yı kök 2 buldum. Alan ABC büyük üçgenin alanında bundan 6 tane var. O yüzden 6 kök 2. 18. soruya devam ediyoruz arkadaşlar. CDE üçgeninin alanını soruyor. 10 ve 15 verilmiş. Eğer aradaki açının sinüsünü hesaplayabilirsem alanı bulabilirim. Burada ters açıdan dolayı sol taraftaki üçgenin C açısı ile sağ taraftaki üçgenin C açısı eşit olacak. 90 dereceden dolayı 7,25 ise 24, 7,24, 25 üçgeninden. O halde C açısının sinüsü karşı bölü hipotenüsten 24 bölü 25'e eşit. Artık C açısının sinüsünü biliyoruz. O zaman üçgenin alanını hesaplayalım. 10 çarpı 15 çarpı sinüs C yani 24 bölü 25 çarpı 1 bölü 2. Sadeleştirirsek 25 ile 15 5'e böldüğümde 5, 5'e böldüğümde 3. 5 kere 2 10, 10'u götürecek. 3 çarpı 24'ten 72 olacak. 19. soruda devam edelim arkadaşlar. 3 tane BD, 4 tane DC'ye eşitmiş. BD'ye 4K dersem DC 3K olur. 4K'ya 3K. İki üçgenin yükseklikleri yani BD ve DC tabanlarına ait yükseklikleri kesinlikle eşittir. Dolayısıyla üçgenlerin alanları oranı tabanları oranıdır. Yani ben soldaki üçgenin alanına 4A dersem sağdaki üçgenin alanı da 3A olur. Soldaki üçgenin alanını aradaki açı AB kenarı ile AD kenar arasında AD kenarına Y diyelim. Soldaki üçgenin alanını hesaplayalım. Yani alan ABD'yi hesaplayalım. Bir kenar 9, diğer kenar Y. Aradaki açı sin 30, sinüs 30 çarpı 1 bölü 2. Bu neye eşitmiş? 4A'ya. Sağdaki üçgenin alanını hesaplayalım. Yani ADC üçgeninin bir kenarı 6, diğer kenarı Y, aradaki açı da X. Yani sin X çarpı 1 bölü 2, 3A'ya eşit. Bu iki eşitliği taraf tarafa bölersem, arkadaşlar, A'lar gidecek, Y'ler gidecek, yine 1 bölü 2'ler gidecek. 9 da 6 sadeleşecek. 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 2. Elimizde ne kaldı? 3 sin 30. Sin 30 da 1 bölü 2. Burada 2 sin x var. Sağ tarafta da 4 bölü 3 var. İçler dışlar yaparsak 3 kere 3 9, 9 bölü 2. 4 kere 2 8 sin x. O halde 8'e böldüğümde veya 8'i buraya çarpı olarak attığımda sin x eşittir 9 bölü 16 olacak. 20. soruyla devam ediyoruz. Şekildeki üçgenin ismi çok, çok üçgeninin alanı en çok kaçtır? Bir üçgenin alanının en çok olması için ne yapmalıyız? Nasıl davranmalıyız? İki tane kenar verilmiş. Aradaki açı da ç açısı. Formülünü sinüs teoreminden yazsak 6 çarpı 11 çarpı sinüs ç çarpı 1 bölü 2 olacak. Bu
İşlemin sonucunun büyük olmasını istiyorsanız sinüs ç değerine büyük değerler vermelisiniz. Sinüs ç değerinin sinüs fonksiyonunun alabileceği değerleri düşünün. Sinüs fonksiyonunun değer aralığı eksi 1 ile artı 1 arasıydı. Yani alabileceğim büyük değer artı 1'di. Yani sinüs ç değeri en fazla 1 olabilir. Bu da hangi açıya karşılık geliyor? 90 dereceye karşılık geliyor. Yani ç açısını dik açı kabul edersem sinüs ç maksimum değerini alır. 66 çarpı 1 bölü 2'den üçgenin alanı en fazla 33 olur. Kısaca üçgenin alanının maksimum olmasını istiyorsanız dik üçgen kabul edeceksiniz. Evet, son soruyla devam ediyoruz. Şekildeki üçgenin ismi çap. Çap üçgeninin alanını bulabiliriz zaten. Şekildeki çap üçgeninin işte çemberinin çapı kaçtır? Şimdi alanını çok rahat bulabiliriz. Dik üçgen olduğu için 8, 17 yani 8, 15, 17 üçgeni var. O halde alan çap neye eşit? 8 çarpı 15 bölü taban çarpı yükseklik bölü 2'den bunu çok rahat bulabiliriz. 60. Üçgenin alan formüllerinden diğeri de neydi? U çarpı R'ydi. U neydi arkadaşlar? Çevre bölü 2. O zaman üçgenin çevresini bulalım. 15, 17, 32, 8 daha 40. 40 bölü 2'den U 20'ye eşit. O halde üçgenin alanı olan 60, U çarpı R'ye eşitti. U da 20'ye eşit. O halde R eşittir 3 olur. Bize işte çemberinin çapını soruyor. Bu yarıçap. Çapı 2R'ye eşit olacak. Yani cevap 6 olacak arkadaşlar.